Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz rızık ve şükür. Bunlar birbirine bağlantılı ikisi de. Önce inşallah şükür nedir ona bakalım kısaca nasip olursa. İbrahim Suresi ayet 7'de Mevla buyuruyor. Ve istedin Rabbüküm. Rabbiniz teezzene e'lin anlamında Rabbine ilan etti bildirdi ki le'in şekertüm eğer şükrederseniz le'eziden leküm elbette nimetimi arttırırım böyle buyurun muhteremler. Demek ki rızkın artması yani mal başka. Bunu karıştırmayın muhteremler. Gece bu sene inşallah. Mal ayrı, rızık ayrı. Farklı böyle şey. İnsanın malı çok olabilir, zengin olabilir, rızkı dar olabilir ama. Burada Mevlam buyuruyor, ey kullarım, eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Hem de burada iki tekitli geliyor, güçlendirici. Lam ve şedderi nun. Nedir şükür? Nimeti Allah'tan bilmek önce, şükrün özü bu önce. Nimeti Allah'tan bilmek. Eğer bir insan ben şöyle yaptım, böyle yaptım derse, nimeti kendi gücünden bilirse, ne kadar diliyle şükür dese de boştur. Önce nimeti münimi hakiki deniyor. Nimeti vereni bilmek, ondan bilmek nimeti bilmek. Sonra nimet deyince de Allah'tan Mevlamıza o nimet ile kulluk etmek, isyan etmemek gerekiyor. Ve bir insan gider en sevdiği şeylere yer, midesini doldurur, oh çok şükür, şükür der ama harama günaha gider, namaz kılmazsa bu da nedir? Bu da tabii şükürünü geçmektir. Çünkü şükür yanlı dille olursa yeterli olmuyor. Allah Teala şöyle bir melamı buyuruyor. İ'melû âle Davud'e şükrâ. İ'melû amel ediniz. Yani fiili olarak, beden olarak amel ediniz. Ey Davud ehli şükrâ şükrü olarak. Burada kulu gelmiyor da yani deyin, söyleyin değil mi Mevla buyuruyor da İmeli buyuruyor. Demek ki ne olacak şükür? Çünkü yenen nimet yalnız dilin damak tadıyla kalmıyor muhteremler. Yalnız damak dilin şükretmesi de yeterli olmuyor. Yenen nimet bütün bedenine dağılıyor. Bedenine her bir zerre hücrelerine dağılıyor, nimet dağılıyor. Beden güç kuvvet veriyor. Bunun için ne gerekiyor? Bedenin tamamı Allah-u Teala'ya şükretmek gerekiyor. Her şeyin bir aksi var tabi. Nedir bunun aksi de? Mevla buyuruyor. Ve le'in kefertüm. Eğer nimetime küfranda bulunursanız. Küfran nimet, yani nimetimin kadrini kıymeti bilmezseniz, inkar ederseniz bunu, in azabi leşedid. Azabım da çok ama çok şiddetli Mevla buyuruyor. Azabım da. Demek ki nimete karşı ne gerekiyor? Şükür gerekiyor. Şükrün zıttı küfran nimet deniyor buna. Nimetin kadrini bilmemek, onu Allah'tan bilmemek ve alınan gıdayı, nimeti de boş yere harcamak. Şimdi gelelim inşallah rızkımız nasıl yaratılıyor rızkımız. Evet, marketlerde, pazarda, sergilerde görüyorum muhtemelen rızıkları, bol rızıkları, çeşitli rızıkları böylece. Ama acaba onların yaratılışı nasıl acaba? Mevlamız buyuruyor Fatır Suresi ayet 3'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsü zükürû nimet aleyküm. Ya eyyühen nâsü. Burada İncil'e bakınız. Burada ey müminler yerine ey insanlar Mevla buyuruyor. Neden? Nimetten her insan yararlanıyor muhtemelen. Her nimet insan.
inanmayan da, yani Ebu Cehiller de, Firavunlar da yaralanıyorlar. Hatta dünyada onlar nimetten daha da fazla yaralanıyorlar. Ahirette nasipleri olmadığı için. Onlar her şeyi dünyada veriyor onlara. Mevlam buyuruyor. Ey insanlar, üzükürü hatırlayın. Düşünün, taşının hatırlayın. Neyi? Allah'ın verdiği nimetleri üzerinize. Bu kadar farklı nimetler var. Renkleri, tatları, kokuları, görevleri, yararları, hepsi başka başka nimetler var. Bu da işte Mevlam soruyor. Hel min halikin gayrullahi yaratukukum. Hel min halikin gayrullah. Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Yaratık müneşemelerde gökten yerden rızık andırsın Mevlam diyor. Yani rızık evet yerden çıkıyor, nebatat, meyve ağaçlarına oluyor, yerden çıkıyor ama asıl onun menba merkezi gök ama. Gökten geliyor. Gökten geliyor. Ki Mevla buyuruyor Zahret 22'de ve fis semay rizkukum, rızkınız gökte. Asıl menba merkezi, yönetim yeri gökten geliyor böylece. Burada Mevla soruyor, Allah'tan başka bir halik var mı? Bir yaratıcı var mı ki? Yerden gökten rızıklandırsın sizleri. Yani yere göğe emri geçen, gücü yeten var mı? La ilahe illa hu. Hakikaten Mevlam buyuruyor. Hayır. Başka ilah yoktur. İlla hu ancak Allah'tır. Yani atmosfere de, rüzgara da, güneşe de, yağmura da, yerlere de, elementlere sözü geçen, gücü yeten, denetleyen ancak Allah'tır. Fe enna tüfekün. O halde nasıl Allah'tan çeviriyorsunuz, başka puta gidiyorsunuz Mevlam buyuruyor. Yani başka sistemle, başka rejimle gidiyorsunuz Mevlam buyuruyor. Kardeşim. Yeri göğü yaratan, yeri göğü denetli egemeni olan yerlerine gökten. Her şeyi sözü geçen, Allah varken, Mevla varken, rızkı yaratırken, nasıl olur Allah'a bırakır da başka bir şey öğrenirsiniz. Şimdi bakalım işte önce gökten rızık nasıl geliyor yeryüzüne, nasıl yaratılıyor muhtemelenler. Tefekkür deniyor buna tabi. Rızkı tefekkür, bu da bir nevi şükür anlamına geliyor tefekkürde. Önce gökten yağmur yağması için havanın bulutlanması gerekiyor. Bulut şart. Peki kim bulutu meydana getirebilir gökyüzünde? Bulut nasıl meydana geliyor? Yerdeki su buharları havaya çıkıyor. Bak. Güneşten gelen enerji dalgaları, güneşten gelen enerji dalgaları ısıtıyor. Sular, deniz olsun, ırmaklar, göl olsun, 20 derece ısındı mı onda buharlaşma başlar. 20 derecede başlar. Çok hafiftir ama. Göze görünmez böyle şey. 100 derecede kaynar o. Onu göz görür 100 derecede. Demek ki ısı 20 dereceye buldu mu, şimdi Allah hikmeti muhteremler, güneş toprağa da yansır vurur ama bunun çoğu toprağı geri iter. Toprak güneşi emmez. Onun için toprağın altı soğuktur. Su ise güneşi emer. İçine alır. Isıyı içine enerji alır. İçine alır. Bunun, ne oluyor bundan dolayı? İşte suda bir ısınma oluyor enerjiyle. Su buharlanmaya başlıyor. Buharlanan su ne yapıyor? Gökten açık havaya çıkarıyor böyle. Yani buharlanan su havanın hafif olduğu için hava bunu kaldırıyor bunu. Ama bakın Yüce Allah'ın kudretine bakınız. Kim bunu yapabilir başka ki böyle şey? O buhar kaybolmuyor mu atmosferde? Zerresi kaybolmuyor. Yukarı çıkıyor. Eğer devam çıksa ne olur? Atmosferi geçse uzayda kaybolur gider. O zaman ne olur? Denize su biter. Devamlı su buharlaşsa, eğer gökten yere su gelmesi ne olur? Akarsuları kurur, kuyular çekilir, toprağın su nemi gider, denizler bile kurur. Peki ne oluyor?
Bu su buhara gidiyor. Çok şeffaftır. Hafif gayet. Gider gider. Yukarıda Mevla'nın kurduğu bir düzen vardır. Soğuk hava tabakası. Oraya gelince bu buhar ne su buharı orada hafif duru yoğunlaşır. Soğuk hava su buharını taşıyamaz. Sıcak hava taşır su buharını. Taşıyamaz orada kalır. Soğukta da su buharı hafif yoğunlaşır orada. Eğer hemen yoğunlaşıp yere düşse ne olacak? Ali Veli ona yani. Top bir ona bir ona verecek. Yani deniz bulaşacak, yani denize gelecek. Buradaki ağaçlar, bitkiler, işte, su gelmez bunlara bu defa. Ne gerekiyor bu defa? İşte o su buharının bir araya getirilip de onun gereken yere sevk edilmesi gerekiyor muhteremler. Kim yapacak buna ama Allah aşkına? Kimin gücü buna yeter? Kimin gücü yeter buna? İşte bulutu sevk edilmesi ne olacak? Hatta bu oluşturacak rüzgar gerekiyor. Rüzgar gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de hepsi Mevlam diyor, bildiriyor bunları muhtemelen. Yani bugünkü teknoloji, bilim, bunu daha yeni anlamışken bunlara daha, birkaç asır önce anlamışken, Kur'an bunu hepsini bak bildiriyor bizlere muhtemelen. Kur'an böyle şey. Yani gönül istiyor ki, Hristiyanlar da Kur'an incelerseler de, o İncil'le uğraşmasalar, elinde sağ İncil'le uğraşmasalar keşke muhtemelen. Yani İncil denen kitap, yani gerçeği hak kitaptı, gerçeği ama. Yok gerçeği yeryüzünde şu an. Mevla buyuruyor, şimdi buluta ilgili rüzgarla, Araf ayet 57'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hüvellezî, o Allah ki Celle Câlihü, azından sayılır Mevla ki, yürüsü riyaha önce bir rüzgar gönderir. Büşrem beyne yedi rahmeti, rahmetin önünde, yani yağmurdan önce, rüzgar önce gönder böyle. Bunun için bazı yörelerde yağmura rahmet yağıyor denir. Rahmet denir. Bu da öyle buyuruyor bize evvelde. Rabbim rahmeti önünde rüzgar gönderir. Peki rüzgar nasıl geliyor? Bunun bir sebebi var mı? Her şeyi Allah'a bir sebep vermiş madde aleminde. Yüksek basın, alçak basınca hava hareket eder muhtemelen. Aradaki iki basın arasındaki ne kadar ısı farklıysa o kadar hızlı hareket eder. Rüzgar fırtına olur işte böyle. Mevlam bunu veriyor böylece. Hatta izâ ekallet sâben sikâlen. Bakın Kur'an-ı Kerim hepsi haber bunlara. Kur'an-ı Kerim bizlere. Hatta ne oluyor? Rüzgar su barını topluyor bir yere. Rabbim onun dilediğini farklı yönden esiyor rüzgar. Su barmaya topluyor ve sıkıştırıyor. Minnele mu'sirat ma'se caca. Mu'sirat sıkışın bulut abi. Sıkışıyor, yoğunlaşıyor. Ekallet sehaben sikalen. Rüzgar ne yapıyor? Rüzgar bunu yükleniyor. Sehaben bulutları, sika ağır bulutları sükunnahı onu Allah biliyor, sevk ediyoruz. Bakın. Önce bulut oluşuyor. Rüzgar geliyor. Alçak basınç, yüksek basınç oluşuyor. Artık ısı farkına dolu rüzgar oluşuyor. Allah dilediği yönde rüzgarı eştiriyor. Su varmaya topluyor. Sıkıştırıyor. Yoğunlaşıyor. Kalınlaşıyor. Bazı bulutlar oluyorlar. Hazır. Su hazır verici. Hem oraya düşüyor mu? Yapmıyor. Mevla buyuruyor, sükunnâhu, o bulutu sevk ediyoruz. Nereye? Li beledim meyyitin, ölü beldeye. Nereye su lazım? Ya, dağların tepesine, yaylalara, tarlalara, ovalara, hatta çöllere, çöllere muhtemelen böyle. Çöllere Mevla emir veriyor. Hepsi buna göre melekler var bunlara emberleşe. Melekler sevk ediyor bunlara emberleşe. Oraya sevk ediliyor. Mesela insan bakar bazen kendi yöresi üzerine bulutlara geçer ki havada kurak olabilir, yağma ihtiyacı olabilir. İnsan bakarlar hava iyice karardı, karardı, bulutlandı, yağmur yağsın. Yok, bulutta yağmaz oraya ama. Nereye gidiyorlar?
sevk olunduğu yere tam itaki istihatan işte gidiyorlar. Eğer su buharı bir araya gelip yoğunlaşıp bu tane gelip de sevk olunduğu yere hemen olduğu gibi inerse yine rızık olmuyor muhteremler. Rızık olmuyor. Rızık yine olmuyor. Normal saf sudur, rızık yine olmuyor. Ne gerekiyor? Mutlaka şimşek, şart muhtemelen şimşek böylece. Genelde yazın oluyor şimşek. Ekine her şeyin gerektiği için şimşek. Allah Teala onu da bize buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Kur'an'da bir sure vardır, ismi Ra'd suresi, Ra'd suresi. Er-Ra'd, Eflam ile Ra'd gök gürlemesi demektir. O isim bunun için verildi buraya. O sürede bu çok geçti, bunu geçtiği için. Şimdi bak şimşek olması gerekiyor. Mevla abi bize Ra'd suresi ayet 12-13'te. Hüvellezi, o Allah Celle Celaluhu bak. O Mevla. Mesela Mevla. Yürüyükümül berka, Allah size şimşeği gösteriyor şimdi. Havfen ve tam'a. Korkuyor mu dile? Şimşek başladı mı çakmaya? Ne yapar? Genelde tarımla uğraşanlar hem korkanlar, acaba afet olabilir mi? Yıldırım düşer mi? Sel olabilir mi? Hem ümit ederler. Yağmur yağsın da ekin olsun. Bakın Mevla bizi bunu böyle gösteriyor. Mevla buyuruyor. Allah Teala işte şimşek gösteriyor. Havfen ve tam'a. Havf, korkuyla. Acı afat olabilir. Tamam, ümit de olabiliyor. Yağmur yağabilir. Ve inşü sahabesi kale ve arbul oluştur Mevla. Yüse bir rahdi bir hamdihi. O anda rahat gökyüzü ismidir. O anda gökyüzüyken Allah'ı tesbih eder bu derler. Gökyüzü böyle. Allah zikreder yani böyle. Ya da bir meleğin ismidir bu. İki hayatı vardır. O anda gök gülümesinde bu melek ya da gör Allah tesbih ediyorlar. Ne ile? Rabbi bihamdihi Allah hamdi tesbih eder. Vel melaiketü min hayfeti. O anda melekte Allah tesbih ediyorlar, zikrediyorlar Allah korkusundan. Ve yürüsünüz savaika. Allah da bu anda bir de yıldırım gönderir. Yıldırım da gönderir. İşte korkuya yıldırım da oraya giriyor. Bunu gönderir. Feyusu biha men yeşâ'ü. Allah Teala dilediğine, dilediği yerine yıldırım hesap ettirir. Yani başboy değil böyle şey. Hemen gök yürülüyor. Gök çatır çatır, gök çatırlıyor. Şimşekler çakıyor. Yıldırıma düşüyorlar. Ama hiçbir şey böyle tesadüf, başboş değil. Allah'tan tam denetiminde, egemenliğinde oluyor bunlar. Demek ki şimşek çakarken gök göremesi Allah'a hamd ediyorlar. Allah'a hamd ediyorlar. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor o anda şimdi? Biliyorsunuz bazı kimseler onda korkarlar. Yani gök çok gürleyince gök bazen düz bir gökülemesi, bazen böyle çatır 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 oluyor böyle. Yıldırım böyle ayrıldım böyle kollara, o zaman değişik çatırım ses geri böyle. Farklı ses geri zamana gelir. Ne yapmamız gerekiyor? Hadis-i Şerif Tabarani'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İzâ semiyutumur râde Peygamber buyuruyor. Gök gülünü duyduğunuz zamanlar fezekullâhe Allah zikrediniz. Fînü lâsibi zâkiren. O anda yıldırımdan düşse Allah'ın zikredene yıldırım düşmez. İkisi muhtemelen. O anda bu gerekiyor böyle şey. İnsan tarada olur, yolda olur, burada olur. İnsan evinde olabilir. Her yerde olabilir kişi. Uçakta olabilir insan olur. Her yerde olabilir kişi. Demek ki gök göre şimşakıyor. O anda Allah'a tarayı kim zikrederse Allah'ın korumasında ona kesin yıldırım gelmez. Peki nasıl zikretmek gerekiyor o anda şimdi acaba? Peygamber bunu da bize bildiriyor. Hadis-i Ebu Davud'da.
İza semiyutum râde fesebbihû ve lâ tükebbirû. Peygamber buyuruyor. Gök güleyince, şöyle çakınca, yılların düşmüş olunca Allah-u Teala'ya tesbih edin, tekbir getirmeyin. Nedir tesbih? Sübhanallahü ve bihamdihi. Tekbir Allahu Ekber. Demek burada tesbih gerekiyor onlara. Melek de tesbih ettiği için bu gerekiyor böyle şey. İşte kim ki korkuyorsa o anda fazla aşırı korkuyorsa, yıldırım düşmeni korkuyorsa bu ne yapacak? Sübhanallahü ve bihamdihi buna devam edecek böyle. Sübhanallahü ve bihamdihi estağfurullah ve tübül icabında. Sübhanallahü ve bihamdihi, sübhanallahü ve bihamdihi kişi bunu okuyacak. Allah'ın izniyle muhteremler kesinlikle o kişiye yıldırım zaten muhteremler. Ne de olsa olsun böyle şey. Bu da nedir? Bu da doğal yıldırımlık işte böyle. Şimşek nasıl oluşuyor? Her şeye veren bir sebep veriyor muhteremler. Ama bu sebepte kuralı koyan Mevlamız. Allah'ın koyduğu bir kuralla bağlı bunu oluyorlar. Mesela bir doğum. Doğumda da siyete gerekiyor. Ama Allah bir kural koymuş. Kimse bu kuralı aşamıyor. Hatta bir gün yani Alman generaline 2. Dünya Savaşı'nda doktorlar şöyle diyorlar doktorlar. Alman generaline, yaralamış general de hastaneye gitmiş. Diyorlar ki generale, doktorlar, bak diyorlar bu kadar bilim teknolojisi arttı o dönemde yani böyle. Tanklı, uçak, şunlar, bunlar var. Ama savaş çok yavaş gidiyor. Yani savaş hızlandırsa olmaz mı savaş? Hızlansın mı savaş daha? Çabuk bir şey bitirirsin. Bu yavaş gidiyor. General gülümsüyor. Diyor ki doktorlara, bakın şu çağda diyor, şu bilim teknolojisi çağında diyor, doğum ne kadar zamanda oluyor? 9 ayda. 1000 sene önce yani 9 aydaydı. Yani 9 ayda diye. Neden diyor doğumu hızlandıramıyorsunuz sizler böyle buyurdu. Şimdi biliyorsunuz günümüzde yumurtalar kuluçka makinesine konuyor. Bir çıkarılıyor bundan böyle şey. Oluyor. Nasıl oluyor ama? Allah'ın koyduğu kuralı tam harfi uymak koşuluyla oluyor ama böyle şey. 3 hafta duracak. Isı belli. Belli bir ısı var. Isı düştü mü yine cici olmaz ama. Isı artarsa pişer yumurta. Cilgin olmaz. Yani tavuk alttaki ısı neyse aynı ısıyı korunacak. Aynı müddet. Yani tavuk ne kadar ediyorsa yumurta üzerinde yine aynı müddet kuluçada makinede kalacak. Bize ne gerekir muhteremler? Tavuk yumurtayı değiştirir böyle. Karıştırır tavuk yumurtayı. Altıncı getirir böylece. Aynı şey makine yapacak mı efendim? Yani Allah'ın koyduğu kural kimse değiştiremiyor. Uyumak şart mı efendim böyle böyle? Her şey önemli bir kural koyun Mevlam böylece. Şimdi şimşek oluşması ne gerekiyor? Her buluttan şimşek çıkmaz muhtemelen bakarız. Kışın olmuyor mesela. Önce bulutta elektrik yüklü olacak, elektrik yüklü olacak böyle şey. Bunun için de ne gerekiyor şimdi? Bu nereden elektrik bulsun şimdi orada? Nereden bulsun elektrik muhtemelen? Nereden alacak bunu böylece? Mevlamız o buluttan şimdi çaktıracaksa Mevlamız ne oluyor? Bulutta su zerreleri oluyor. Su zerrecikleri. İçinde kristal buzlar küçücük bir de toz. Tozlar vardır böyle. Bu tozdan bir kısmı dünyadan yukarı çıkar, bir kısmı da gök taşı altına çarpınca tozlarına geri bazlanır. Bu toz aslında berekettir. Yani su buharı onun zaten yoğunlaşır. Şimdi bakın muhteremler, bulutta su zerreleri var. Tozları var, kristal buz parçaları var bunda. Mevlana bir rüzgar gönderiyor. Rüzgar buna gelince rüzgarında bir sürtürme oluyor şimdi bak. Bir sürtürme oluyor böylece. Yani buz parçalarında tozlara rüzgar geliyor, sürtürme oluyor. Sürtürmeyle orada elektrik medene geliyor. Sürtürmeyle. Elektrik medene geliyor. Yeterli mi? Yine yeterli değil ama muhtemelen. Ne gerekiyor şimdi olması için?
Bir de bunun karşısında yine başka bulut gerekiyor. Onda elektrik olacak ama EZ yükleri farklı olacak. Bu da negatif, onda pozitif olacak. Artı eksi olacak mı başında? Çünkü ikisi de negatif olsun, birbirini iterler. Çekmez birbirine böyle şey. Biri negatif pozitif oldu mu, bir çekerler bunlar şimdi böyle. Bu bulutun karşısında, aynı karşısında, diğer bulutta da pozitif etrik olacak bunda. Ondan sonra bir ısı farkı gerekiyor bunda. Bir ısı olacak bunda. Hatta 100 milyon voltluk bir gerilim gerekiyor buna muhtemelen. 100 milyon voltluk bir gerilim oluşacak böylece. Hatta fark etmişsinizdir. Ne zaman hava bulutlandı mı bir gerilim olur muhtemelen. Elektrik akımından beri. O anda bu da oluştuktan sonra ne olur işte? Bir anda merkezde biriken negatif burada elektrik yükü bir anda birdenbire karşıya pozitif karşı akım merkeze hücum eder. Ne oluyor anda? Kısa devre oluyor. Kısa devre oluyor böyle işte. Şimdi ev cereyanında bilin iki tel alındı. Dokunduğu anda çıkıyor atıyor. Bir patlım onu çıkıyor atıyor atıyor çıkıyor atıyor. Ev cereyanı. 220 voltluk bir şey. Ya sanayi cereyanında bu kısa devre olsun daha büyük felaket olur. Daha büyük voltaj olsun daha büyük olur. İşte bütün meseledir kısa devre oluşmuyor. Negatif yüklü elektrik ne yapıyor? Hızla pozitif yüklü hücum ederken birbirine çarpıyorlar. Kısa devre oluyor böylece. İşte burada ne oluyor? Şimşek meydana geliyor muhteremler. Yıldırım nasıl oluyor? Yıldırım şöyle oluyor muhteremler. Şimdi bir bulutta negatif yüklü elektrik var bulutta. Her imkanı oluştu ama karşısında başka bulut yok. Bir defa bunu yer. Yerde eksi vardır devamlı. Yükü vardır. Yer bunu çekerse o zaman yıldırım olmuş olur. Yıldırım yere gelmiş olur bu şekilde böylece. Bu negatif yüklü buluttaki elektrik yüklü akımı karşı buluta giden tabii şimdi çakıyor. O anda 10.000 dereceyi bulan bir ısı oluyor anda. Havada. Hava ısınıyor bak. 10.000 dereceyi bulan havada ısınma oluyor. Hava ısınıyor ne olur? Hava ısınınca genişliyor hava. Hava ısınınca hava genişliyor ve yukarı doğru kaçıyor hava. Orada boşluk oluyor. O boşluğa da soğuk hava etraftan geliyor muhtemelen. Bu da ne oluyor? İşte gürültü buradan geliyor muhtemelen. Gürültü buradan geliyor. Gürültü buradan geliyor. Şimdi gelelim inşallah şimşeğin nedir, faydaları nedir şimşek? Tamam, oluşu bu şekilde. Kısa tabi daha çok var ayrıntıları da kısa geçelim inşallah. Havada en fazla azot gazı var. Azot gazı. %78'i azot. Bitkilerin, hayvan insanların gıdası azottur muhteremler. Hücrenin temel yapısı proteindir. Protein de ham maddesi azot gazı. Ama azot gazından biz faydalanmıyoruz. Mesela biz hava solurken o gaz da bize geliyor ciğerimiz böyle. Ama yine dışarı gidiyor. Alıp veriyoruz boş boşuna buna böyle. Faydalanmıyoruz böyle şey. Eğer bu azot gazı toprağa gelsin, toprak bundan yararlanamıyor. Yani bitki ondan faydalanamıyor bitki gene bundan. Ne gerekiyor şimdi? Azot gazının parçalanması gerekiyor. Azot parçalanması gerekiyor muhtemelen. Parçalanması için de yüksek bir ısı gerekiyor. İşte şimşek muhtemelen. Ne yapıyor şimşek? Azot gazını parçalıyor. Parçalarken bunu aynı anda oksijen gazı birleştiriyor. Yani bu birleşme kimyasal birleşme ama. İkisi birleşme vardır böyle. Biri kimyasal birleşme var ama birleşme vardır. Mesela havada şu anda azot da var, oksijen var yan yana. Beraberler. Birleştik haldeler. Ama bu kimyasal birleşim değil. Bir kimyasal birleşim iki atom da özelliğini yitirip başka madde dönüşmeleri.
Buna kimyasal bileşim deniyor. Su gibi mesela. Hidrojenle oksijen birleşiyor. Başka madde meydana geliyor. Su meydana geliyor muhteremler. İşte şimşek ne oluyor? Şimşek beraber azot gazı parçalanıyor. Azot gazı ne oluyor? Oksijen gazıyla birleşiyor. Bu da başka bir gaza dönüşüyor bunlar. Şimdi tekrar çakınca sürekli bunlar başka mı dönüşüyor bunlar böyle. Başka gaza dönüşüyor, isimleri var bunların. Tuza dönüşüyor bunlar. Bu dönüşümde her biri de suda eriyen gazlar oluyor bunlar böyle. İşte bunlar suda eriyorlar. Yağmurla beraber toprağa geliyorlar şimdi muhtemelen bakınız. Orada geliyor. İşte bir doğal gübre bu. Şimdi Yüce Mevlamızın kudreti muhteremler, o kadar sonsuzluğu ki Mevlamızın kudreti, rızık ezelde aslında takdir olmuş, ezelde rızık takdir olmuş. Tabi o konu daha geleceğim. Takdir olmuş. Her yörede, her mevsimde, her zamanda, her yolda, ne kadar ne yaratılacaksa buna takdir olmuşlar. Mesela biliyorsunuz bazı sene mesela elma çok olur, ayva olmaz. Bu sene ayvalar olmadı. Neden? Bilmiyor kimse ama. Efendim suladım diyor gene olmadı. Bir sene de sula. Buğday olur, mısır olmaz. Kabak olur, fasulye olmaz. Olmaz. Şimdi bakın muhteremler, ezeldeki takdirde mesela bugünlere diyelim, yeryüzünde hangi bitki olmaz olmasa takdir olunmuş ise, hayvan yemi, insan yemi, ona göre kimyasal işlem oluyor gökyüzünde. Şimşek bak muhteremler, ona göre oluyor bence. O kimyasal işlem oluyor, o geliyor, evet aynı yağmur yağar, bakarsın biber olmadı, patlıcanlar oldu ama biber olmadı, domates olmadı, şu olmadı, ona göre yani botanik ilmi bunu çözemez muhterem. Ve ona göre bunu da gönderiyor bunları böylece. Yine Mevlam bize buyuruyor. Şura 12'de, ayet 12'de. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu mekadü semâti vel ard. Lehu Allah'ındır. Ona aittir. Mekadü semâti vel ard. Gelen gün anahtarı, hazineleri Allah'a aittir. Yaptırırken men yeşavi ve yaktır. Allah dilediği kuluna rızkını bollaştırır bak. Ya besutu rızka limen yeşa. Ya besutu. Bast. Yayar açar Mevlam bence. Allah dilediği kuluna rızkını bollaştırır, açar. Ve yaktır. Yine Allah darlaştırır. İnne bükürüş alim. Her şey Allah demeye Mevlam. Mevla rızkı bollaştırır. Ya daraltmak derler. Anahtar Mevla'nın elinde kudretinde muhteremler bak. Kolay bir şey yok böyle şey. Rızık nerede başlar? İnsanlar başlayalım. Ana karnında rızık başlıyor bak. Ana karnında rızık başlıyor. 4 ay oldu mu oradaki o et parçasına organlar gelişiyor. Ona bilen ruh üfürü can veriyor. Bak. Can veriyor böyle. Yani ana kanı yavrunun sindirim sistemi, dolaşım sistemi anında çalışma başlıyor. Solunum sistemi çalışmıyor ama. O çalışmıyor bence. Peki ana kanı yavru rızkı kim verecek? Kim verecek? Buna kimin gücü yeter? Kimin gücü yeter? Mevla buyuruyor. İnnallâhe ve rezzâkü zül kuvveti metin. İnnallâhe, Allah Mevlamız Hüver rezzaku. Rezzak Allah'tır. O ver rızkı verir böyle. Zül kuvvetin metin. Allah güçlü kuvvet sahibidir. Ana karnındaki yavruya rızkı Allah'a teala veriyor muhtemelen. Oraya ulaştırıyor Mevlam bak. Ulaştırıyor böyle. Kim gidecek böyle işte. Peki ne yiyor çocuk oradaki ana yavru yavru? Elma mı yiyor diye? Yok. Buğdayı ekmek yemiyor muhtemelen. Ne yiyor peki orada? Çocuğun göbeğin kordonundan bir damar, dolaşım damarı annesine bağlanıyor.
ama direkt annesine bağlanmıyor. Arada bir eş deniyor halk arasında. Tıpta ismi plasenta da bunun ismi. O doku vardır. Şimdi çocuk göbek kordonundan dolaşım sistemi damarı plasenta denen o eşe bağlanır. Annenin dolaşım sistemi, yani kan dolaşım sistemi de ona bağlanır. Anne gıdayı alır. Anne gıdayı alır. Ağzına çiğner, midesine sindirir. Bağırsağından bunun damarına çekilir. Onu kan haline getirir. Bakınız. Anne muhtemelen gıdayı alıyor bakınız. Bunu sindiriyor. Ana bedenine kan haline geliyor. Annesinin ne oluyor? Dolaşım sistemiyle çocuğun kordon bağıyla çocuğun dolaşımına gidiyor böyle. Hem gıda gidiyor hem ona oksijen de gidiyor. Kanda erimiş oksijen. O da gidiyor muhtemelen böyle. Çocuğun gelişi büyüyor. Büyüyemezse o kadar gıda almasın muhtemelen böyle. Çünkü büyüyor. Üç kiloyu geçiyor böyle doğum zamanlar. O da büyüyor burada. Demek ki kim o rızkı oraya ulaştırıyor? Allah muhtemelen. Bir insan hasta olsa, kalkamasa, açta ölür mü? Ölmez bak, ölmez. Kesin ölmez muhtemelen. Yani ana karnındaki bir yavruyu gören bilen ve besleyen Mevla her kulunu görüyor muhtemelen. Yuvadaki yavru kuş yumurtadan çıkar. Ne yiyecek yuvada? Havada bir şey yok yuvasında muhtemelen değil mi? Ne yapacak orada? Allah'ın rahmet ismini yapıyor. Anasını veren merhamet veriyor bak. Annesi gidiyor. Yavrusu ne yiyebilecekse onlara o anda kuş biliyor. Alıp götürüyor ağzına veriyor bak. Şimdi bir insan rızkı bolsa, bakın rızkı bolsa bu ana karnındayken de oradan başlıyor. Nasıl başlıyor? Annesi iştahlı oluyor. Annesi iştahlı oluyor. Annenin rızkı da bol oluyor. Kadın iyi pişiyor. Kanı çok oluyor, bollaşıyor. Çocuğa oradan bol kan gidiyor. Rızkı çocuğa ama bol ana karnına bakıyor. Ama çocuğun rızkı darsa ana karnındayken daha ne oluyor? Bu anne iştahsız, her şeyi yemek çok seçer, her şeyi yemez, onu yemez, bunu almaz, aşırı günü olur, şunlar olur, bunlar olur. Kurumur artık böylece çocuğa az gıda gider muhtemelen. Ana karnındayken bile değişir muhtemelen. Dünyaya gelince, şimdi gıda burada ne oluyor? Değişiyor bak, farklı gıda oluyor böylece. Çünkü ne gemisi almış dünyaya gelince? Çocuğun şimdi mide sistemi, sinir sistemi zayıf ama ya. Midesi ağır şeyi kaldıramaz çocuğun şimdi. Ne yemesi gerekiyor çocuğun için burada? Süt. Yani Allah aşkına muhtemelen. Yüce Mevla'nın sen kulu yapmazsın Mevla'ya. Allah kuluna boyun emez Mevla'mıza böyle. Ya. O çocuk hatta hayvan yavruları bile doğdukları anda ne oluyor? Otomatikman süt üretimi devreye giriyor. Erkeğin bedeni aynı gıdalı süt üretemiyor. Bir kızın bünyesi bedeni aynı gıdalı süt üretemiyor. Bak, hatta gebeyken süt üretmiyor o bünye. Çocuk doğduğu anda otomatikmen ne oluyor? Yani süt üretimi de çok uzun mesele muhtemelen böyle. Kur'an o da geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sütün devreye giriyor. Süt üretimi hatırlamak böyle. Şeffaf böyle. İçinde hepsi mevcut. Şekeri de var. Laktoz denen şeker var. Yağ da var. Protein de var. Vitamin de var muhtemelenler. Tam gıda. Bir de ne var? Tam çocuğun beden ısısında. Ananın göğsünden hemen doğal olarak şunun ağzına gidiyor. Isı değişmiyor. Bir de suni kaplara konmuyor. Diğer sütler plastik kaplara, şunu var, şişere bunlara konuyor tabii. Özelliğe giriyor. Bir de ısıtılsa bile çocuk mesela biberon alıyor. Önce sıcak sonra soğuk oluyor muhtemelenler. Ana sütü ne oluyor? Aynı ısıda doğal olarak hiç el değmeden, kaplara değmeden çocuğun böyle ağzından ne muhtemelen. Şimdi ananın göğsünde süt var. Anne şunu aldı kucağına, ağzının mesini verdi. Süt bunun ağzına gider mi? Birisine gitmez muhtemelen. Ne gerekiyor?
Çocuğun bunu çekmesi gerekiyor muhtemelinde. Çocuğun. Peki bebeğe bu eğitimi kim verebilir Allah aşkına? Hangi anam eğitim verebilir muhtemelinde? Bakınız. Yeni doğan çocuk bakmalarında. Yarım saat, 15 dakika sonra anne alıyor çocuğunu kucağına, memesini ağzına veriyor. Çocuk başı emmeye, çekmeye başlıyor. Çekme başlıyor. Sen eğitilmiş yeniden. Allah aşkına muhtemelinde. Hayvan yavrusu da bunun gibi, hayvan yavrusu bunun gibi böyle. Hayvan doğuyor. Ne yapıyor? Doğan hayvan yavrusu da yavru ne yapıyor? Ayağı kalktığı gibi annesinin kulağına gitmiyor muhtemelen. Kulağına gitmiyor. Annesi hemen göğsüne gidiyor muhtemelen. İşte Allah'ın kuvveti muhtemelen bak. İnne Allah'a hüver rezzak. İşte muhtemelen. Rezzak Allah'ın cebrali. Rızk o veren muhtemelen. Ana veremez, baba veremez muhtemelen. Kim veremez onlara böylece? Evladı böylece. Çocuğun doğan için rızkı bol sene oluyor bu da başına gene. Ana sütü de bol oluyor bakın tanışın burada böyle. Hatta süt farkları vardır mesela hayvanlarda bile muhteremler. Mesela insan yavrusu çocukken yavaş büyür. Sütteki protein azdır. Aburun köpek yavrusu çabuk büyür. Onda protein çok fazladır muhteremler. Çünkü köpek uzun zaman besleyemez yavrusunu. Bırakır onlara böylece. Protein fazladır böylece. Ama insan yavrusu birden büyümez. Yavaş büyüyecek bu şekilde böylece. Yani her şey bir denge, düzen, kurala bağlı. Allah'ın koyduğu kural, o Allah Rabbi alemidir işte muhtemelen. Yazık olsun Allah'ı bırakıp başka tapınanlara yazık olsun. Şimdi bir de şu var, çocuk doğduğu zamanlar çocuğun dişi de olmuyor muhtemelen. Diş de olmuyor ağzında. Eğer şu doğan şu anda dişi olursa ne olur? Annesinin memesini başı ısırır, yara olur. Kadın veremez muhtemelen. Diş yak muhtemelen. Ne zaman diş başlıyor? Çocuğun midesi artık gıda sindirecek hale gelince ben onu diş yarıyor muhtemelen böyle. Diş yarıyor böylece. Bu defa çocuğa bu ne gerekiyor? Yedek başlı gıdalara verme başlıyor muhtemelen böyle. Çocuk tabi büyüdükçe dişi de kuvvetleniyor. Bünyesi kuvvetleniyor. Midesi sinirisi de kuvvetleniyor. Gıdalar almaya başlıyor. Şimdi bir insan dedi ki o baştan da mal ayrı, rızık ayrı. Bir insan rızkı darsa, bak, ana karnı rızkı dar, doğdu yine ana sütü az, yine rızkı dar, büyüdü. Malı sahibi oldu, iş adamı oldu, makam mevkiye geldi, gayet çevresi oldu, her şeyi var. Ama rızkı darsa, Allah'ın takdir ettiği rızık var ezelde, onu aşamadı muhtemelen, onu aşamadı. Bir hastalık. Efendim işte doktora gider, tahlil yapılır, şekerin yüksek. Ne olacak? Şu sana yasak. Ya ben ona çok seviyorum onları. Yasaklandı. O arada öbürünün tansiyonu çıkmıştır. Doktora gider, tahlil yapar, tansiyon ölçülür, tansiyon yüksek. Sana da şu yasak. Midesi rahatsızdır, ciğeri rahatsızdır, şu rahatsızdır, bu rahatsızdır, şunlar bunlar vardır. O kadar dünya çapında ünlü zengin vardır. Ne yapar? İcabında tuzsuz pirinç lapası yer. Tuz pirinç lapası yer böyle. Her imkanı var. Canı istiyor. Her imkanları var. Ama Allah yedirmeyince kul diyemem muhteremler. Bazı çocuklar da iştahsız olur. Bir de iştah meselesi baktık, iştah meselesi. Çocuk, mesela bir ana babanın hele ilk çocuğuysa, beklenmişse, yani bazı hem çocuk olmaz da, birkaç zaman bir ana babanın çocuğu, ailenin çocuğu olmaz, çok beklenir, istenir, çocuk olur. Şu dünyaya gelir, ama sınırsızlığı darsa, ne oldu şimdi? İştahsızlık. Annesi ağzına kaşıkla verir. Yavrum illa al bunu. İstemiyor anne. Ağzını kapar. Zorla verir. Bu sefer yutamaz onu. Kusar. Bakın Allah aşkına muhtemelen ya. Bir iştah denen bir şey. Gizli bir şey. Bir sır. Ya, çünkü iştah yok şuna böyle. İşte. Her şey canı almaz. Çünkü bundan al bak. Et suyunu al. Şundan al bundan al. Yok onu istemiyorum. Canım onu istemiyor der böylece. Yani rızık
yazılmıştır efendim. Bunun gibi insanın büyüdüğü zamanlarda her şeyi yemez, seçer. Onu yemez, bunu yemez. Tabii ne oluyor? Beslenmede dengesiz beslenme oluyor bu sefer ama. İnsan seçti mi? Özellikle muhteremler zamanın meyvesi, sebzesi şart muhterem. Mesela günümüzde karpuz muhterem. Bak şu anda böyle. Bakın Allah'ın kuyruğuna bak muhteremler. Yani şu mevsimde insanların su ihtiyacı var, su alma ihtiyacı var, bol su ihtiyacı var. Karpuzun 95'i su. Yani çok acıklar, tabii girmeyeceğim o konuya şimdi muhteremler. Yani kışın karpuz olmuyor. Ne oluyor? Portakal oluyor. Küçük portakal. Yeterli. O da dilim dilim böyle. Hepsini yemişsem oluyor böyle şey. Ama yazın portakal, yetersiz portakal mandalina. Koca karpuz muhterem bak. Bol su gerekiyor. Yani Mevlam nasıl ki doğan şu Allah'tan sütünü yaratıyorsa Mevlam bizim rızkını yaratıyor muhtemelen. Zamanın için yaratıyor Mevlam böyle şey. Yani bir insan zamanın meyve sebzesini yerse besleme tam oluyor muhtemelen bir şekilde böyle şey. Demek ki rızık darsa kul bir şey yapamıyor muhtemelen. Bir iştahsızlık, bir hastalık. Bazen şöyle olur. İştahı var kişinin böyle. İştahı var. Bedenin sağlığı da var. Ama alım gücü yok. Alım gücü yok. Şöyle geçer böyle pazara, markete bakar. Lokanta önüne geçer şey bak imrenir şöylece. Ama alım gücü yok böyle. Alamazsın da. O da bir sebep baktı. Böyle insan vardır. Cebinde parası vardır. Maddi durumu iyidir. İştahı da vardır. Ama pintidir, cimri. Yani cebinde parası vardır. Canı ister, canı çeker. Ama parayı kıyamaz derler. Bu da o da bir şeye bak derler. Parası yemez kişi böyle şey. Ve Mevlamız kefil oluyor bütün canlıların rızkına. Bak muhteremler. Hus ayet 6'da Mevlam buyuruyor. Ve ma min dâbetin fil erdi. Yeryüzünde ne kadar canlı varlık varsa denizdeki balıklar muhteremler. Hatta okyanusun dibindeki varlıklar bak. Okyanusun dibinde yani değişik tür böyle kalın kemik türünde balık ama dibinde. Yerde karıncaların, uçan kuşların hep rızkı Allah'a. İlla alellâh rızkuha. Rızkı Allah'a. Peki bir yatsa insan yatıyor, rızkı gelir mi? Eğer insanı böyle keyif yatıyorsa gelmez. Ama Allah yatırırsa gönderir bakın. Allah kulunu yatırırsa kul garip de olsa, kimsiz de olmasa olmasın, kul Allah kulunu yatırmışsa, hastalığa atılmışsa, rızkı Allah'a gönderir muhtemelen bak. Yani gönderir efendim işte. Komşusu, şusu, busu bir sebep olur, benim onu gönderir muhtemelen bak. Onu gönderir efendim işte. Rızık da ecel gibi yazılmış. Yazılmış. Hadis-i Şerif Ebu Nuaym'den. Rızkı eşhedü taleben lil abdi min ecelihi. Bakınız. Rızık da kulu arıyor. Hatta eşhedü taleben. Talep arama hakkından daha şiddetli. Min ecelihi. Bir insanın eceli nasıl insanı arayıp buluyorsa öleceği vakitte rızkı insana buluyor muhteremler. Yani bir insan nereye giderse gitsin rızkını da rızkını yer. Mesela bir kimse çok sevdiği bir yere misafire gitti. Aniden gitti. Orada sevdiği bir yere. Yeme zamanında ev sahibi şimdi şaşırır bazen. Eyvah edeyim şu anda bir şey bulmadı der. Gerçekte ev sahibinin suçu yok bunda. O gün rızkı yok onda.
Eğer sahibi onu sever, ister ki onu bir şeyler yapsın. Ama ondan zaman müsait değil, mekan müsait değil, evinde bir şey yoktur. Bir şey yapamaz. Eğer sahibi üzülür. Üzülür. Ah vah. Ah bilsem geleceğini şunu şunu yapardım. Öyle zaman gelir muhtemelen değil. Bir şey bulmaz dedi efendim. Yani iki zeytin de bulmaz bazen böyle. Kur ekmez ancak bulur efendim. İşte biraz yoğurt. İşte kusura bakma dedi bu bulmadı şimdi böyle. Bazen kişi bir yere gider. Ne der ev sahibi? Ev ne güzel maaşı hem de. Yeni yapmış, her şey yapmayan ben bunu ama bugün bunu yaptım, işe dolu yaptım bunu der. Her şey bulunur muhtemelen. İnsan rızkını yiyor muhtemelen. Yani bir kimse gittiği yer ev sahibi gelmesin muhtemelen. Rızk öyle yazılmış böyle. Onda bir şey yok böyle şey. Onda bir şey yoktur. Demek ki bir insan neredeyse gitsin, rızık onu arar, bulur. Şimdi iki örnek vereceğim size bu konuda inşallah. Nasip olsa inşallah. Biri, bir evliyanın birisi sabır makamını aşmış. Tevbe makamını aşmış. Tevekkül makamına girmek üzere ama girip düşüyor. O makamda kalamıyor tevekkül makamında. Yani Allah'a güvenme. Allah'a güvenme. Bu evliyaların yüksek makamıdır bu. Tevekkül makamında böyle kokusunu alıyor, tadını alıyor. Bir yer böyle halleniyor. Ama orada duraklayma tevekkül makamında yine düşüyor böyle şey. Tabii kendisini biliyor. Tevekkül makamına tam geçirmek için ne yapıyor? Benim de evden ayrılmam gerekiyor. Gurbete gideyim. Bütün sebepten kesileyim. Ümidim her şeyden kesilsin. Bir Allah'a bağlım, bağlım kalsın böyle diyor. Evde tabi tevkül makamına gitmek zor. Hanım sabahta o zaman çorbayı yapıyor, sofrayı kuruyor, ekmek pişiriyor, buyur efendim diyor. Tevkülüne gerekmiyor tabi onda şimdi bunda. Bu kimse, bu evlullah yani, yanına hiçbir damla ekmek almadan, bir dakika ekmek almadan, su almadan yola çıkıyor bu. Çöle gidiyor yani böyle. Çöle gidiyor. Uzaklaşıyor epey köyünden, kasaba uzaklaşıyor. Çöle gidiyor bayağı. Tabii şeytan, nefsi buna vesileme başlıyor şimdi. Sen çılgın mısın, deli misin sen? Baksana bu çöl, ıssız çölde ne su var ne bir şey var. Sen yaptığın bu doğru değil. Sen yaptığın günah bir senin yaptığın bu şeyler bu. Sen aç burada ölürsün, açlıktan ölürsün burada. Bu ne yapıyor? Evlullah'ın bir kantarı vardı bu trende. Her şeye şeriat kantarına vururlar. Bu gelen bu vesveseyi ne yapıyor? Şeriat kantarına vuruyor. Ne diyor şeriat? Ecel rızık yazılmış insana bulur. Diyor ki şimdi bu kişi bu kendi kendine ey nefsim diyor. Ey şeytan diyor. Şimdi bu çölde ıssız yerde kimsenin burada onu bilmiyor benim böyle diyor. Şu benim ecelim gelirse azay beni burada bulur mu? Bulur. Kesin mi kesin? Rızkın beni bulması lazım benim burada böyle diyor. Devam diyor böylece. Yani devam ediyor gidiyor. Acıkmış da. Somuş ya kendisi tabi arada. Nefis durum adam buna vesile veriyor ama. Hani o makama çıkmaması için, mücadelesi için bunun, bunu başaramıyor. Giderek yani karşıdan bakıyor. Uzaktan bir deve kervanı konvoya geliyor deve. Develer tek sıyırlar muhteremden. En disiplinli yürüyüş deveye aittir. İnsan yürüyemezler. Deve, öndeki bir deve yürür, arkadakiler aynı onu takip ederler. O kadar disiplin develer. Bu karşıdan bakıyor, bir deve komuya geliyor. Yavuz geliyor. Deve komuyu görünce bu nefsi şimdi seviniyor. İnsan geliyor ya. Yani denizlerde yılan sarılır. Şimdi bu çölde komuyu görünce nefsi seviniyor. Oradan bir şey yiyeceğini alabilir, isteyebilir derten bu. Şöyle bir nefsine bakıyor. Ah nefsim ah diyor. Allah sana yetmiyor mu? Niye Allah'a güvenemiyorsun diyor. Bu kervan Allah'tan daha mı senin kıymetli böyle? Niye kervana güveniyorsun böyle diyor. Nefsim ben ceza vereceğim sana diyor. Bu kervanı sana göstermeyeceğim diyor. Şöyle bakıyor. Deve koymanın gelişini şöyle bir hesaplıyor. Kenara tarafı kaçıyor. Kumu eşeliyor. Siper yapıyor. Sırf yatıyor böyle oraya. Görmemek için böyle şey. Ben Allah'a yeter diyor.
deve koyun göstermiyorum kendime diyor. Ama Allah-u Teala yazmış muhteremler. O adamın rızkı var mı bakın şimdi. Bu komoyu böyle eğirtabilirsin. Yok yollar. Çölde geliyor kervan. Kervan gele gele bunun tam üstüne geliyor. Öndeki diyor ki deveci, arkadaşlar durun bakalım ne var? Burada bir insan yatıyor. Acaba ölüm bakalım bayılmış mı? Öyle kımla yatıyor bence. Yine bir kişi bakıyorlar. Bedenin sıcak. Nefes alınca belli etmiyor. Hafif nefes alıyor şöylece. Nabzına bakıyorlar. Nabız atıyor. Bedenin sıcak. Herhalde bu yaşıyor şu anda. Ölmemiş. Ama bayılmış olabilir diyorlar. Buna su verin diyorlar. Evrence biz diyorlar. Buna su verin biz diyorlar. Biri diyor ki benim diye yanımda diyor bal şerbeti vardı. Onu verelim diyor. Hem de gıda şifa oldu böyle diyor. Getirin bakalım. Getiriyorlar. Bu an makine salmış. Gözleri kapalı. Hafif nefes alıyor. Çok hafif belli etme nefesini alıyor. O kadar yatıyor. Getiriyorlar. Şimdi bunu biri arkında kaldırıyor ki salmış ama. Hiç kaldırıyor. Ağzına mata derim işte böyle. Matayı ağzına koyuyorlar. Ağzını açmıyor böyle. Biri iki kişinin açıyor. Biri arkasına yaslanıyor. Biri de ağzını bak şerbeti döküyor böyle. İşte içmeye başlıyor bunu. İçten sonra gülüyor şimdi bu. Bazı zaman çıldırmış galiba diyorlar. Susuzluktan diyorlar. Çıldırmış galiba diyorlar böylece. Diyor ki arkada oturma arkadaşlar bakalım diyor. Ben ne bayıldım ne çıldırıyorum ben diyor. Durun beraber diyor. Eğer diyor benim diye ecelim gelseydi buraya diyor kötü bir kervan gelirdi beni burada öldürürdü. Ecelim gelmemiş diyor. Abi ben bu rızkım varmış böyle diyor. Siz buna bayıldın mecbursun bu şekilde böyle diyor. Bu bir. İkincisi sahabe-i ekran Hazreti Ammar Ramzatir. Allah yolunda çok cefa çeken, çile çeken ve iki şehidin oğlu kendisi Medine Münevvere'ye gelindiği zamanla hicretten sonra ilk işi peygamberimizin meşit inşası oldu. Meşide taş taşınıyor. Meşide taş taşınıyor. Temeli için üzeri kerpiç oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de bakın peygamberimiz de hem peygamber hem devletin başkanı peygamber. Peygamberimiz de eshabıyla beraber, köleyle beraber peygamberimize taş taşıyor getiriyor böyle etraftan. Herkes bir taş alıyor, omuzuna koyuyor taşı, getiriyorlar. Peygamberimiz bir taşı bırakmış meşide, taş almaya giderken karşısında Ammar bin Yasir Rami Hazretleri o geliyor. Omuzuna, sağ omuzuna büyük bir taş, düzgün büyük bir taş. Bir de sol koltuğuna bir taş almış. Daha küçük, biraz yamuk o. Omuzdaki büyük taş. O anda çok da terlemiş kendisi. Çok terlemiş. Terlere kaşını açmış da gözünü yakıyor. Ama silemiyor gözünü, ikili bağlı. Peygamber dur karşısından. Ya Ammar dur. Durdu. Peygamber eliyle onun terlerini sildi. Sordu. Ya Ammar. Bak herkes bir taş getiriyorlar. Sen iki taş getiriyorsun. Öne baktı, utandı bir şey diyemedi. Peygamber ısrar etti. Ya Ammar, söyle neyi iki taş getiriyorsun? Ya Resulallah. Birini senin niyetine getiriyorum ya Rabbi. Ya Resulallah. Niyet ediyorum ki ya Rabbi, bu taşı peygamberimizin işine götürüyorum. Onun defterine bunu söylerim, yaz diye. Sağımızdaki taşı peygamberimizin böyle. Daha iri, düzgün taşı böyle. Bunu da Ammar için getiriyorum, kendim de getiriyorum. Peygamber tabiye memnun oldu. Şöyle buyurdu, ya Ammar seni bagiler öldürecek. Bagi, meşru devleti işleyen edenler ölecekler. Ve senin dünyadaki son rızkın sütle karşı su olacak. Dünyanın senin son rızkın sütle karşı su olacak. Son rızkın. Şehit olur öleceksin. Tabi müjde aldı şehit olacak ya. Allah şükür de sevindi. Aradan aşağı 30 sene geçtim de. 30 sene de geçti. Daha fazla zaman geçti aradan. Biri savaşta. Hastam var. Savaşta gidiyor. Yaşlı 70'i geçmiş yaşı. Savaşta. Gayet hava ısındı. Öğle yakın. Hava muazzam güneş yakıyor. Hastam var da savaşta. Sırf cihada gelmiş. Çok susadı. Çok susadı böyle. Baktı ciğeri kurudu. Nefes azdır alıp veriyor. Ağız dili kurudu. Savaşacak hali kalmadı. De kendi kendine saftan dışarı çıkayım. Bakayım. O zamanlar bazı kadına su getirirdi askere vermek için.
Yine su getiren kadınlar varsa biraz su alayım, içeyim de tekrar cihada gireyim de belki işe getiririm inşallah. O niyette. Saftan çıktı deve üzerinde. Kadınları gördü. Ey bacılarım, yanınızda suyu olan var mı? Hepsi getirmemişler, suları bitmiş ama suları. Dedi ki kadına birisi, Hasan'ı tanıdı. Ya Ammar, benim yanımda dedi, sütle karşı su var dedi böyle. Bir küçük keşim vardı, onu sağdım, baktım az getirme değmez. Ona su da ilave ettim, onu sana vereyim mi? Hasan'a durdu. Ver bacım ver. Son rızkımı içeyim de Allah kavuşayım dedi muhtemelen. Kırkşeyim böyle dedi, Allah kavuşayım böyle dedi. Ondan sonra onu içti muhteremler. Allah-u Teala şükretti. Savaşa girdi. Orada şehit oldu. Hatta başını kestiler bile muhterem böyle. Başını kestiler kendisini böyle. Öldükten sonra başını kestiler kendisini. Orada şehit oldu. İşte bakın muhterem cemaatimiz. O çöle giden evliyullahın rızkı, bal şerbeti o keremanda var. Var muhterem. O çöle gidecek, gelecek. O kervanla karşılaşacak. Kaçsa da kurtulamıyor. Yani bir insan ecelinden kurtulamadığı gibi sen kurtulamıyor muhterem bak. Kurtulamıyor. İşte böyle. Hastalığına bakın son rızkı da peygamber haber veriyor kendisine. Sütü su karışık. Onun için muhteremler. Bunun için rızıkta ne gerekiyor muhteremler bizlere? Helal aramak muhteremler. Helal aramak böyle. Rızık peşinde hırsa kapılmak gerekiyor. Çünkü mal başka, rızık başka. İlla Teala Fatiha.